Merhaba YouTube insanları. Bugün kalktığımda saat 1'di sanırım ya da 2'ydi. O yüzden gösterecek pek fazla bir şeyim yoktu. O yüzden bir giriş de yapmadım. O yüzden ne kadar fazla o yüzden dedim. Şu an random Daisy fotoğraflarıyla karşınızdayım. O yüzden direkt böyle şlak diye Daisy'yi yıkamış bir halde karşınızda olacağım. Öyle bir açıklama yapmak istedim. Evet. 2'de kalkmamın nedeni de 5 gibi uyumam. Tamam. Videoya geçelim. Hayatından nefret ediyor ama onu böyle tutmayı bayılıyorum. Gerçek yüzünü göster. Bize gerçek yüzünü göster. Bu da benim duştan önce ve sonraki halim. Bu da duştan sonra. Neler yemem lazım çünkü sabahtan beri yediğim tek şey kahveydi. Sürekli kendime kahvenin bir yemek olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sürekli görüyorum. Bir tane şey var. Trend mi desem? Sahte belt. Tamam mı? Ama nasıl yapıyorlar ya? O kadar havalı ki. Bak ben de o kadar havalı durmadı. Çünkü neden? Ben havalı bir insanım. Fotoğrafını bulursam göstereceğim. Böyle yapamadım. Ama çok 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 havalı. Çünkü ben bu lanet olası şeye 90 lira verdim. Adam sanırım kendisi yapmış ve şuna bak. Yani yapıştırabilirim ama gerçekten çok kötü bir kemer. Ama efsane duruyor. Bunu takıyorum. Tabii ki de sallanan şeyimi takıyorum. Herkese 16 yaşına doldurmayan bir kızı göstereceğim. 17. Aa. Aa bak, bu açıdan Koreli gibiyim. Merhaba, yine ben. Şimdi burada konuşacağım çünkü hiçbir şekilde açıklama yapmamışım. Önce Beşiktaş'a geçtik vapurla. Sonrasında önce hangi yerde duracağımızı karıştırdık ve hangi otobüslere bineceğimizi bilmiyorduk. Çok çok stresli anlardı. Merhaba. Ama en sonunda bir tane otobüse bindik. Hatta şöyle oldu. Birine bindik. Sonra adam dedi ki bu sizi oraya götürmez. Sizi başka bir yere alalım. Sonra başka birine bindik. Sonra yine ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü Google Maps ve diğer uygulamalar çok tuhaf şeyler gösteriyordu ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sonra kardeşim arkadaşına sordu ve Nişantaşı'nda ilk. İki tane var. Konser hala başlamadı. Oturuyoruz. Oturmalıyız. Evet, çok sıkıcı. Evet ya. Konser deneyiminin böyle olacağını düşünüyor muydun? Hayır. Nasıl düşünüyordun? Anlat bakalım. Düşünmüyordum çünkü. Geri git lan. Valla hiç gideceğimi düşünmüyorum işte. Neden? Ya madem çok yakın. Ama seninle gitmek güzel. Yapıyoruz.
Size söylemedik ama yürürken dinleyebiliyoruz hala. Evet. Acaba evet. Nereye kadar duyacağız? Tam duyamıyorum biliyor musun? Yani kanka patladım şeyin kulak zarları. Bilmiyor. Açıyorsun. Aç. Nasıl açayım? Orada açma yeri var. Açma yeri. Hop. Şimdi limon. Ay, bu ne? Bence limonlayalım seni. Onu istemiyor musun? Hayır olmaz. O en güzel kısmı yalnız. Çok büyük bir şey kaçırdım. Beğendin mi? Oo çok güzel. Haklısın. Kedi cenneti. Kedi krallığı. Kedi genç krallığı. Sıralayacaktık tamam mı? Ama sıralamamıza gerek kalmadı. Çünkü en iyisini yedik, sonra orta iyisini yedik, sonra berbat. Bir de büyüklüğü de öyleydi. Evet. En büyüğü ortası küçüğünü yedik. Baba ben çok güzel çıktım. Canlı elizim.